Çınarlarına kargalar üşüştü elbet. Hasat zamanlarında pancar kokusu. Mısır koçanlarına karıştı. Hep mor anıldı Adapazarı. Suni olmayan ne kadar yeşil, ne kadar çaba varsa hep onda. Sakarya, parantez içinde bir kent burası. Eğim nedir bilmeyen bir ova. Uzun yıllar, uzun kar yağışlarından önce. Mahallede birkaç delikanlı, belki de dizlerindeki tarla yarasını unutmak, sırtlarındaki ter damlasını kurutmak için çömeldiler toprağa. Dimağlarında hep o coşkun düşünce, emeğin boşa gitmeyeceği, şehirleri için verecekleri mücadelenin başlayacağı, çamurlu Sakarya sahasının etrafını bayram yerine çevirecekleri gün gelecek ve o delikanlıların adı tarihe Tatangalar olarak yazılacaktı. Tatangaların doğduğu yerden, maratondan kalkan bir rüzgar, cadde boyu gücüne güç katacak, şehrin tam göbeğinde Orhan Bey hatırasını yalayacaktı. Maraton, yalnızca Sakarya Spor adının çığırtıldığı basamaklar yığını olmayacaktı. Maraton, şehrin korosu olmakla yetinmeyecek, aynı zamanda yaşamın omuzladığı, bazen bir direniş sembolü, bazen bir yavruya kucak olacaktı. Hangi hafızı unutabilir vicdanın elinden yazılan pankartları? Mesela Tatangalar, savaşın bel kemiğine basarken sağ diziyle şu sözleri haykırıyordu. Anaları yavrularından ayıranlar, menfaatleri için canlarına kıyanlar hesaplarına tarihe verecektir. Onlar için direnmek yalnızca cephede değil, şehrin muhtelif yerlerinde, sabırlı kaldırım taşlarında, tribünün tellerinde, kütüphanelerde, amfilerde, camilerde direnmek demektir. Onlar için direnmek, naif bir gelin gibi süzülen Gazze'yi koşup alnından öpmektir. Tatangalar için sanki ne farkı var Gazze'nin Sakarya'dan? Kubbetü Sahra'nın hiç mi hakkı yok? Yeni cami gibi bir meydanda özgürleşmeye. Nasıl ki bir kar topu üşüdükçe büyür, onlar da bu şehrin getirdikleriyle bir yangından arta kalan şeyle büyümesini bildiler. 99 depreminden sonra Sakaryaspor'un liglerden çekilmesiyle daha bir sarıldılar şehirlerine. Anlamlı bir pankartla Sakaryaspor taraftarı bu karşılaşma vesilesiyle sesini duyuruyor. Depremde anaların gözyaşlarını, çocukların baba diye bağırışlarını unutmadık, unutmayacağız, unutanları utandıracağız. Sakarya'nın haykırışı, meydanlarda halkın sesini duyuracağız. Daha bir sarıldılar çünkü. Sotelerin ısınmaya ihtiyacı vardı. Biraz da tebessümü. Tam şehrin yarası kabuk bağlıyor derken, 2002'nin Eylül'ünde dokunaklı bir türkü yakıldı Sivas ellerinde. 54 TK-525 olay yerinde ölü bulunan ıssız plaka. Sakaryaspor kafilesi geçirdiği kaza ile şehitler verdi. Aykut Yiğit, Fırat Öndil, Cüneyt Çukur, Fevzi Ergünoğlu, Selami Uludağ, Fethi Gültekin hepsi de yolun bittiği yerden ahirete geçtiler. Yani deplasmana giderken ev sahibi olmak neymiş bildiler. Tam da burada Tatangaların "Vefa sadece boza değildir" pankartını anımsatan Van ziyareti geliyor akıllara. Vanlı çocukları da yanlarına alan Tatangalar, Fırat'ı evinde ziyaret ederken onu rahmetle ve özlemle andı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturuyla hareket ettiklerinden,
mahallesindeki ihtiyaç sahiplerini gözetip kolluyor, yeryüzündeki tüm afet bölgelerine yardımlarda bulunuyor. Okullara kitap ve kırtasiye yardımlarında bulunuyorlar. Yaşanılabilecek bir dünya için Hatıra Ormanı projesini hayata geçiriyorlar. Sadece memlekette değil, dünyada da kendisini hissettiren bu adamlar, Yahya Kemal'in Süleymaniye'de sezdiği bayram sevincini Somali'de yaşadılar ve yaşattılar. Endonezya'da kurdukları futbol takımına Tatangalar adını verdiler ki sevdanın yeri ve ligi olmadığını ispatlasınlar. Şimdi tarlada soluk soluğa bir çocuk olarak değil, olgunluk çağını yaşayan bir yetişkin olarak karşınızda. Yetimleri omuzlara alan adamlardır Tatangalar.